Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çok farklı bir kümesten, çok farklı bir ırkla beraberiz. Bugün saygıdeğer abimden kendini tanıtmasını isteyeceğim bize ilk önce. Ondan sonra ırkların hakkından bahsedecek. Tesis gibi görünen bu kümeslerin neler olduğunu, neler bittiğini, içinde nasıl bir şeyler olduğunu sizlere göstereceğiz inşallah. Mehmet abi bize kendini tanıtır mısın abi? Herkese merhaba. İsmim Mehmet Çeyla. Konyalıyım. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Yaşım 53. Aşağı yukarı bir güvercini 40 senedir besliyorum. Aktif olarak tabii 10 senedir besliyorum. Ondan önce pasif besliyorduk. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun Mısırlı ve Bandı Komisyon Başkanıyım aynı zamanda. Görmüş olduğunuz kümesimizi birazdan tanıtacağız, göstereceğiz size. Özelliklerini anlatacağız. Kümesimi aşağı yukarı 2011 yılında yaptım. Tabii bu kümesi yapmak için 4-5 tane boş zamanlarda tasarladım ne şekilde, nasıl yapayım diye. Az önce bahsettin abi, 6 sene dedin. 6 senede tasarladım dedin kümesi zaten. 6 sene boyunca hep tasarladım. İnternetten örnek kümesleri araştırdım. Tabii benim evimin pozisyonuna göre, evimin cephesine göre kendimce en güzel şekilde ayarlamaya çalıştım. O şekilde yaptım. İnşallah tabii beğeneceksiniz siz de. Maşallah başarılı da olmuş. Herhalde birçok arkadaşa da fikir verecektir kümesimiz. Kümesimi tabii ilk etapta rahat temizlenebilecek şekilde ve çok hani hijyen bir şekilde olması için ben kümesimin her tarafında fayans kapladım. Yerler ve duvarlar fayans kaplıdır. Bölmeler de pimapenle yapılmıştır. Ben kümeslerimi yıkıyorum, temizliyorum. Hani kümes temizlediğimde araba yıkama olsaydı ben kümesimin her tarafını yıkarım. Hani biliyorsunuz genelde kümes temizleyince hastalık olur. Evet. Ama ben yıkadığım için, dezenfekte ettiğim için ben kümesten sonra herhangi bir hastalık yaşamıyorum. Genelde bazı onlar şey de oluyor abi, hani kümesi temizlemiyorlar. Ayda işte 3 ayda 5 ayda bir temizleyenler de oluyor. Mikroplar kalkmasından sadece yakıyorlar kümesin içindeki işte gübreleri değil veya korkulukları, tünekleri, yuvalıkları yakarak dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Temizleyerekten değil. Evet tabii o yakmak da bazen hani bazı yerlerde mesela ağaç çatı yerlerinde hani o hani hürümüze mikropları öldüreyim derken yangında çıkarılabilir. Biraz tehlikeli, çok dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Şimdi şöyle, benim burası 66 metrekare. Ortada gördüğünüz bir koridorumuz var. 8 tane kümesim var burada. Sağlı solludur ki benim kümesler. Ortadaki koridoru ben her gün yıkarım. Benim yerler meyillidir. Hani su hiçbir zaman birikmez. Yukarıdan çeşmeyi açtığım zaman yerde hani suyun götürebileceği pislikler bakar gider. Şöyle bir gösterdim. Ben bir koridoru her akşam yıkarım. Birazdan göreceksiniz zaten. Yemleri ve suları koridordan koyuyorum. Kümesin içinde yemlik ve suluk yoktur. Yemlikleri ve suluklar dışarıda kalıyor devamlı Mehmet abi. Evet evet, dışarıda hani birazdan göreceksiniz şimdi yemlediğimiz zaman kuşların ne şekilde yediğini görebileceksiniz zaten. Şu anda suyu açtım. Su evet, olduğu gibi su geliyor. Suyu taşıyabileceği pislikler hani kanala bağlıdır. Direkt kanala akar. Bayağı profesyonelce yapılmış bir şey diyebiliriz abi. Bu koridoru bu şekilde yıkıyorum. Abi biraz Bango Komisyonu Bango Komisyonu Başkanıyım dedin. Evet. Türkiye Güvercin Federasyonu'nda. Buradaki Türkiye Güvercin Federasyonu Bango Komisyonu ne için kurulmuş? Ne amaçla kurulmuştur? Ondan bize biraz bahsedebilir misin? Şöyle diyeyim. Bango Mısırlı ve Bango kuşu bundan 15 sene kadar öncesinde nerede yok olma hani durumuna gelmişti. Pazarda bir tane böyle hani bir 2006'da pazara gittiğinizde ya da 2005'te pazarda bir tane bambu kuşu yoktu. Çünkü neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştu. Yok olan bir nesildi. Biz tabii 2012 senesinde yarışlara başladık. Ufak ufak yarışlar yaptık. Bunlar tabii amatörce olduk. Tabii burada biz hani kendimizi geliştirdik. Hani bu kuşların hani gelişmesi için, doğalması için, hani insanların bu kuşu sevdirebilmek için ne yapmalıyız diye bir takım kararlar aldık.
Tabii bu arada Türkiye Güvercin Federasyonu'nun çatısı altında resmi bir hani kurum olmak için hani Mısır ve Bango Komisyonu'nu kurdu. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye Güvercin Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Mısır ve Bango yarışmalarını düzenledik. Tabii bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Çünkü şu an Bango kuşu ve Mısırı kuşu yoğun bir şekilde talep görüyor. Yani belki herkes farkında. Çok aşırı bir şekilde besleyen arkadaşlar var. Bu kuşların hani üretmesini de öğrendik. Ne şekilde olacağını öğrendik. Ve bunu bütün arkadaşlara da anlatıyoruz. Festivalimizden örneklerde göreceksiniz zaten. Bir takım kareler göreceksiniz. Burada hani çok güzel bir festival düzenledik. Belki dünya çapında çok kaliteli bir festival düzenledik. Geçen sene 2020 senesindeydi galiba. 2019 senesinde, 2018'sinde Semerden Kapalı Spor Salonu'nda yaptık bu festivali. Daha öncesinde de dernekte yapmıştık. Tabii geçen yıl yapamadık. Pandemi dolayısıyla hani yapamadık. İnşallah 2021 Kasım'da bu festivali gerçekleştireceğiz. Tabii. Şu anda çalışmalar devam ediyor. 2021 için Kasım ayına programlanıyor. Tabii. Biz her sene Kasım ayında yapıyoruz bu festivali. Çünkü neden? Hani biz bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela diyelim ki bu geçtiğimiz sene 2020 yılı yavrularına biz 2020 markası taktık. Ve o 2020 markalı güvercinleri biz 2021'de Kasım'da yarıştıracağız. Neden böyle? Çünkü kuşlar şimdi eke tüyünü yapıyorlar. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim gibi. Eke tüyünü yaptıktan sonra tabii kuş hani kendini yapmış ve olgunlaşmış oluyor. Her sene yarış yapıyoruz. Her senenin yavrusunu yarıştırıyoruz. Bundaki sebep hani her sene hani yavru yarışı yapınca insanlar her sene bir azim, hani bir çaba, bir merakla yavru yetiştirip yarışmaya getirmek istiyor. Bu tabii olay bu güvercinin çoğalmasına sebep oldu. Yani normalde hani biz kart kuş yarışması yapsak, belirli kuşlar her sene aynı kuşlar yarışmış kazanır, olacak. Kazanır. Hep aynı kuşlar birinciliği alır, ikinciliği alır. Biz ne yaptık? Onun için her senenin şampiyonunu yapıyoruz. Her sene değişik kuşlar şampiyonluğu ve değişik arkadaşlar şampiyonluk alıyor. Herkes bu zevki tatmak için elinden geldiği kadar fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyor diyelim o zaman biraz da. Mesela bizim ilk yaptığımız yarışta o sene için 25 tane yarışmaya kuş gelmişti. En son yaptığımız yarışmaya 120 tane kuş geldi. Tabii kuşlarımız çoğaldıkça kriterlerinin hani kalitesini de arttırıyoruz. Hani bazı hani yarışlarda bazı özelliklerde tolerans sanıyoruz ama ileriki zamanda bu kuşlar çoğaldıkça bu toleransları kaldıracağız. Mesela biz geçenlerde paylaştık, arkadaşlara duyurduk. 2023 senesine kadar yapılacak festivaldeki hani 2023 senesindeki yapılacak festivale kadar kostümde hatalı olan kuşları yarıştırabiliyoruz. Ama 2023 senesinde artık kostümde hata olan kuşları yarıştırmayacağız. Kostümde hata derken kanatların üstündeki mesela kara kanat bangolarda kara kanat komple kapatmasını isteyeceksiniz. Evet, parça kanatlar ya da işte kanat kuyrukta kanatlarda işte omuzu açık olanlar. İşte elifli kuş olabilir. Hani yamalı kuş, bademli kuş, enseli kuş, cicili kuşlar. Bu tür kuşlar hani 2023'te yarışmayacak. Artık biraz daha kaliteye kaliteyi yükseltelim. Bu kuşlar çoğalmaya başladı. Çoğaldıkça biz de tabii hani kısası hani kriterleri zorlaştırıyoruz. Tabii aslında olması gereken bu. Hani bu bango kuşu çok zor üreyen bir kuş. Çok kırdılar zamanında bangoyu. Biz mesela bir çift kuştan bir sezonda 4 çift yumurta alırız. 4 çift yumurtanın zaten hani 8 tane yumurtanın 4'ü çıkar, 4'ü çıkmaz. Çıkamaz. O 4 taneden de 2 tanesi ölür. 2 tanesini büyür. O 2 tanesi de bir tanesi ya yaşar ya yaşamaz. Yani yaşatmak, üretmek bu mısır bango kuşu için çok zor. Tabii normal kuşlar vardır hani uzun gırdalı olanlar, hani bu uzun gırdalı bangolar vardır, yerli kuşlar. Hani İstanbul bangosu dediğimiz bizim. İstanbul bangosu dediğimiz aslında bizim mısırı dediğimiz kuş. Şimdi yöresel olarak bu kuşlarda tabii değişik tabirler var. Hani herkes kendine göre bazı kuşları hani seviyor. İşte ne bileyim İzmir'deki bazı arkadaşlar bizim mısırı dediriz. Hani İstanbul mısırısı diyoruz artık. Bizim kuşları beğenmiyorlar. Hani onların kriterlerine göre bizim kuşlar yanlış ama bizim kriterlere göre onlarınki yanlış. Tabii bu zaman içerisinde yarışlar neticesinde bunlar tabii ortaya çıkacak. Herkes doğruyu görecek, öğrenecek. İnşallah. Ona göre hani şekil alacak yani bu kuşlar. Nedir neyin nesli tam netleşecek. Tabii netleşecek. Şimdi mesela
baskı kuşuna İzmir'de bango diyorlar. Dolu kanat bango diyorlar. Evet evet onu da yani gördüm onun, abi. Baskı olduğunu söylüyoruz. Tabii söylemekte de kalmayacağız. İşte önümüzdeki yıl baskıları da biz hani festivalimize yarıştıracağız. Daha önce... Orada tabii yaptığımız kriterler, kuşları adlandırdığımız isimlerle herkes görecek bunu. Burada herkes takip edecek, öğrenecek. Daha önce Bilgin Başkan'la yaptığımız röportajda da Bilgin Başkanım sizden bahsetmişti. İşte Mehmet Başkanım bangoların yanına bu sene baskıları da dahil edecek. Baskıcı arkadaşları da dahil edecek. Evet. Hani ben bütün komisyonların kurulmasını istiyorum aslında dedi. Hani nasıl oyun komisyonumuz var, misiri bango komisyonumuz var, basko komisyonumuz olsun, döne komisyonumuz olsun. Hepsinin kurulmasını istiyorum aslında dedi ama şu anda imkanlar el vermiyor veya arkadaşlar toparlanamıyor. Ondan dolayı olmamış dedi. Ama bu sene dedi Bilgin Mehmet Başkanım baskıcılarla bangocuları birlikte festivale sokacak inşallah dedi. Evet. Öyle bir çalışmaları sürdürüyor demişti. Kendisi o zaman bize bu bilgiyi vermişti. İşte ufak ufak uğraşıyoruz. Mesela ileriki günlerde hünkârı da kısa yıldalı bir kuştur. Hünkârı da kapsam içine alacağız. Hani onu da hani yarışmaya kazandıracağız. Ama tabii bizim amacımız Türkiye Güvercin Federasyonu'nun ben yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Bizim amacımız hani Türkiye çapında festival yapıp bütün kurtları festivale getirtebilmek. Bizim amacımız bu. Hani bunlar da tabii zaman içerisinde biz tabii altyapıyı oluşturduk, ufak ufak bunu geliştiriyoruz. İleriki günlerde inşallah bunlar da olacaktır. Baskıcıları abi baskıcıları katacağım dediniz festivalin içine. Türkiye Güvercin Federasyonu'na üye olması gerekiyor mu o derneğin festivale katılabilmesi için? Yoksa sıradan işte kuş besleyen bir arkadaş da kendi kuşunu getirip orada festivallerde yarışabilecek mi? Şu an için hani biz tabii künye satıp veriyoruz arkadaşlara, isteyen arkadaşlara. Kuşlarının ayağına künye takıyorlar. TGF markası. TGF künyesi takıyorlar. TGF künye olması şartıyla festivalimize katılabilirler. Hani bizim şu an şartımız iyi olmak şu an için şart değil ama belki ileriki senelerde bunun da olması gerekiyor. Mesela bir Avrupa'da hani bir yarışmaya katılabilmeniz için illaki bir derneğe ve bu derneğin federasyona üye olması gerekiyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Avrupa'da böyle. Bizde de bu yavaş yavaş oluyor. Biz tabii insanları hani festivallerin cazip getirmeye çalışıyoruz. İnsanları bu festivallere alıştırmaya çalışıyoruz. Çok insan çekiniyor bu tür şeylere girmek istemiyor. Hani, tabii bizim hani insanlarımız, hani bizim milletimiz tabii bu tür şeyler çok sıcak bakmıyor, çok böyle hani gereksiz görüyor ama bunlar tabii olması gerekiyor. Resmiyetten mi çekiniyoruz abi? Ondan dolayı mı? Resmiyetten çekiniliyor ya da gereksiz görülüyor. Aslında asıl şey gereksiz. Yani yaşantımızda hani bütün Türk toplumunda birçok şey zaten öyle gözüküyor. Bir tek bu kuşa göre değil. Hani iyi yaşam, hani iyi bir ev, ne bileyim yani düzgün bir şey, güzel bir şey, hani birçok insan gerek yok diyor. Hani gereksiz görür bir şey, birçok şeyi gereksiz görüyor. Gereksiz görüldüğü zaman suistimaller oluyor, ihmaller oluyor. Şimdi ihmaller neden kaynaklanıyor? Birçok kazalar, ihmallerden, ihmaller neden? İşte gerek görmüyoruz ya, olmaz diyoruz, bir şey olmaz diyoruz. O ihmaller bizim başımıza işte daha sonra kaza, belaları karşımıza çıkamıyor. İnşallah diyelim abi, herkes toplanır. Aslında burada bunun amacı kuşun kalitesini tamamen ortaya çıkartabilmek. Yani böyle federasyona üye olmak, işte burada kriterler, yarışta kriterler nedir? Dediğin gibi yarın öbür gün parça kanatlar olmayacak. Ne olacak bu sefer? Besleyen arkadaşlar daha da iyisini, kuşun aslında özünü bulmaya çalışacaklar. Yani çok fazla kırmadan aslı özü nedir? Ona göre kuşları beslemeye başlayacaklar. Hani inşallah baskıcılarla postacılar bir olur, baskıcılarla bangocular bir olur. Bu sene iyi bir festival yaşarız. Biz de oraya gelip bir çekim yapmak isteriz inşallah. İyi bir festival olacağını düşünüyoruz. Mesela bundan 10 sene kadar öncesi, yani 15 sene öncesinde hani İstanbul'da güzel bango, mısiri belki 10-15 tane var toplasanız. Yani 15 sene. Kısıtlıydı. Baksanız 15 tane güzel kuş ya vardı ya yoktu. Ama bugün belki hani 300-400 tane bu işi aktif olarak besleyen kişiler var. Peki daha da fazladır. Sizin komisyonunuzda kaç tane üye var abi? Şimdi komisyonda bizim tabii komisyonun olması için 5 tane üye olması gerekiyor. Bizim komisyonda 5 tane şu an üyemiz var. Hani bir komisyon kurabilmek için 5 tane en az üye olması gerekiyor. Bizim şu an 5 tane üyemiz var. Hani komisyon üyesi var. Öyle komisyon üyesi. Yoksa biz de İstanbul Posta Derneği'ne üyeyiz. Ben aynı zamanda
Zeytinburnu Güvercin Sevenleri Derneği'ne de üyeyim. İki derneğe de üyeyim. Ben zaten Zeytinburnu Derneği'nden delegeyim. Öyle söyleyeyim. Bayağı kapsamlı çalışıyor abi. İşte elimizden geldiği kadar hani yani insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Hani gücümüzün yettiği kadar, aklımızın erdiği kadar. Hep aynı. Yani kuşçuluğu geliştirebilmek için, daha ilerlere götürebilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz abi. Biz de bu çekimleri, bu şeyleri sırf onlar için yapıyoruz aslında. İşte nedir Misri Bango'yu tanısın arkadaşlar. Veya federasyon nasıl? Çekiniyor insanlar. Ya ben federasyona üye olsam, acaba derneğe üye olsam nasıl olur? İşte benden ne kadar para alır? Bana faydası ne olur, zararı ne olur? İşte yani çekiniyoruz bazı şeylerden veya bilmiyoruz. İşte biz bunları sizlerin aracılığıyla aktarabilirsek arkadaşlara ne mutlu bize diyelim abi inşallah. Ya şimdi tabii birçok insan diyor ki mesela federasyon bana ne verir? Derneğe üye olursam dernek bana ne verir? Arkadaşlar federasyon ya da dernek insanlara bir şey vermez. Herkes bu federasyonda derneğin çatı altında toplanır. Bu güvercin için, şu beslediğimiz mübarek hayvanlar için nasıl bir katkımız olur bunu düşünmesi lazım. Yani federasyonun herkes bu güvercine katkı sağlar. Gelişmesinde, çoğalmasında, büyümesinde. İnsanlar ister ki hani herkes iyi yaşam sürmek ister. Biz kendimiz iyi yaşayacağız ama güvercinlerimizi de iyi yaşatmamız gerekiyor. Aynen. Amaç bu. Hani federasyon insanlara bir şey vermez. Biz federasyona bir şeyler katabilirsek tabii, federasyon büyür. Hani, insanlar federasyona üye olup federasyonda hani benim acaba nasıl bir katkım olur? Bu şekilde düşünmesi lazım. Yani şimdi hani federasyonu, Türkiye Güvercin Federasyonu'na hani devlet bir ödenek vermiyor mu? Aynen. Biz de zaten kendi hani zamanımızdan fedakarlık yapıp bu işe gönül verdik. Hani bu işi nasıl hani bir daha yukarıya götürürüz. Ona bakıyoruz. Biz istiyoruz ki yarın öbür gün hani daha donanımlı insanlar gelsin bu federasyonda görev alsın. Bu işi daha üst, daha hani yukarı seviyelere götürsün. Daha da ileri gitsin. Daha ileriye gitsin. Gidebildiği kadar ileri gitsin. Eksildiğimiz çok sıkıntılarımız çok, inşallah bunları zaman içerisinde yavaş yavaş aşacağız.